Çok güzel bir fokus almak arkadaşlar. Sponsorumuz Emo Mobil Aykın. Onlar alıp bir şey yapabilirsiniz. Tek yapmak gereken kısaflarla OG eksenin kurulukları cüzdanlı. Herhangi bir şey varsa lütfen bana yazın. Videomuzu sunuyorlar. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çok istenilen Süper Lig'den upgrade alacak futbolcular arkadaşlar. Sizler için nerede bugün sizlerle birlikte Süper Lig'den upgrade alabilecek futbolcuları inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu upgrade'ler tabii ki de hani maalesef mesela Premier Lig'deki kadar böyle her ince detaya bakılarak yapılacak upgrade'ler olmayacaktır arkadaşlar Süper Lig'deki upgrade'ler. Yani ne bileyim Premier Lig'de belki bir anda form çıkan adam, form yükselen adamlar bile upgrade alabilirken Süper Lig'de bu durum böyle olmuyor. Adamlar Süper Lig'i takip etmedikleri için sadece sayısal değerlere bakarak upgrade yapacakları için ben de bu doğrultuda bir tane video hazırladım arkadaşlar. Yani gerçekten Süper Lig arkadaşlar pek de pek de ilgilenmiyorlar açıkçası. Sadece marka değeri olan futbolcular işte Podolski, Van Persie, Sneijder, Quaresma gibi futbolcular olduğu zaman işlerine gelirse çıkarıyorlar. Onun dışında arkadaşlar pek uğraşmıyorlar Süper Lig'de. Ben de bu olaydan yola çıkarak sizlere bugün hangi futbolcunun upgrade alabileceğini, hangilerinin potansiyeli olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Tekrardan güzel fotoğraflarla falan hazırladım. Bu hafta attığım o videoda arkadaşlar 2 gün önce attığım videoyu, şu anda videoda tam olarak 1100 beğeni var arkadaşlar. Yani hepiniz gerçekten çok güzel ilgi gösterdiniz. Süper Toto Süper Lig için 1000 beğeni attınız. Şimdi Süper Toto Süper Lig geldi arkadaşlar. Tekrardan 1000 beğeniyi zorlayalım. Çok basit yani. Sadece 2 saniyenizi ayırarak arkadaşlardan beğeni butonuna basıyorsunuz. Bana katkısı ne oluyor arkadaşlar? İşte benim moralim çok yerine geliyor. Sonuçta 1000 beğeni inanılmaz bir şey. Bu arada dün de Ultimate Team serisine başladım sizler için. Çok istiyordunuz. Canlı yayında falan oynadık. Onu da isterseniz gidip izleyebilirsiniz. 2 saatlik video var şu an kanalda. Ve arkadaşlar yarın büyük gün. Yarın dünyada bir iki gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu coins kasma videosunu izleyen kardeşlerim yarınki videomuzu kesin gezinsinler. Sakın kaçırmasınlar. Yarınki videomuz dediğim gibi bayağı önemli. Dünyada bir iki deneyeceğiz sizler için. Dilerseniz de fazla uzatmayalım. Tekrardan sizlerden 1000 beğeni bekliyorum arkadaşlar. Bu çünkü şeyden de onu da söyleyeyim. Rating artacak futbolcunun ikinci partı da gelecek. Yani yabancı futbolcunun ikinci partı da gelecek. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hepinizden 1 beğeni bekliyorum. 1 de yorum bekliyorum. Haydi bakalım yine 1000 beğeniyi kırıp geçelim arkadaşlar ve videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ilk isimimiz Jermaine Lens. Bu sene arkadaşlar Fenerbahçe'ye Premier Lig'den kiralık olarak gelen Jermaine Lens var arkadaşlar. Lens geldiği zaman böyle çok iyi görmemişti. Hani herkes böyle çok aman aman bir şey çıkacağını beklemiyordu ama Lens Süper Lig'de gerçekten çok iyi bir performans ortaya koydu. Süper Lig'de toplamda 12 maçta 2 gol 7 asist yaptı. Avrupa'da ise 3 maçta 1 golü var. Ama arkadaşlar dediğim gibi her şey gol ve asist değil. Lens'in Fenerbahçe'nin oyununda olmaması Fenerbahçe'yi çok kötü etkiliyor. Topu alıp gitmesi, fiziğini kullanıp adam geçmesi, yıkılmaması, ileride top tutması ile Fenerbahçe'ye gerçekten çok büyük bir katkı sağlıyor Jermaine Lens. Benim de çok beğendiğim bir isim, gayet iyi oynuyor arkadaşlar ama dediğim gibi kiralık olduğu için Fenerbahçe bonservisini alırsa iyi bir iş yapmış olur. Ne kadar istekleri falan da bilmiyorum ama ben Jermaine Lens'in arkadaşlar artı 2 veya artı 3 upgrade alıp parlak bir kart olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten fişek gibi oynuyor ve hani özellikle de çok göz önünde olan bir maç. United maçına gol atması da iyi bu futbolcuyu görmesi ve ratingini arttırması için güzel bir etken oldu arkadaşlar. O yüzden Fenerbahçe'den Lens'in upgrade almasını bekliyorum. İkinci isme geçiyoruz arkadaşlar. İkinci isim Wesley Sneijder. 15 maçta 2 gol 8 asisti var. Her zaman söylüyorum arkadaşlar, hani bunlar marka değeri olan futbolcular olduğu için EA sürekli bunları çıkartıyor. Mesela geçen sene ülkesine en çok hizmet eden kartlarda Sneijder'in LM'si çıktı. Ne bileyim işte mesela bu sene Scream kartı çıktı falan. Dedim ki bu topçuların hani marka değeri olduğu için Süper Lig'de hani çıkarabilecekleri böyle göz önünde olan futbolcular oldukları için herhangi bir hamlelerinde veya böyle 2 gol attıklarında falan direkt informlarını falan çıkartıyorlar arkadaşlar. Ki Süper Lig'deki istatistiklere şöyle bakalım. Genelde sayısal olarak hani oyunsal olarak değil, oyunun içinde ne yapmış, çok mu etkilemiş falan değil. Genelde sayısal olarak bakıp ratingini veya Team of the Week'lerini verdikleri için arkadaşlar, o yüzden ben de bu yolunda ilerleyeceğim bu videoda. 15 maçta 2 gol 8 asisti var. Bana kalırsa çok da iyi bir sezon geçirmiyor ama istatistiksel olarak da arkadaşlar Sneijder iyi olduğu için ben upgrade alacağını düşünüyorum. Büyük ihtimal artı bir upgrade alır diye düşünüyorum arkadaşlar. Her zamanki gibi, her oyundaki gibi tekrardan 84 ratinge çıkacağını düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hemen
Bir sonraki isme geçiyoruz. Bir sonraki isimimiz arkadaşlar Cenk Tosun. Cenk Tosun 18 maçta 12 gol 2 asisti var. Ve Avrupa Kupası'nda da mükemmel bir tane röveşata mıydı? Voley mi atayım? Galiba voleydi. Bir tane inanılmaz bir golü var arkadaşlar. Ve bu gol de dediğim gibi Avrupa'da olduğu için göz önünde olan bir gol olduğu için çoğu yerde de popüler bir gol olduğu için arkadaşlar o yüzden Cenk Tosun'un da upgrade alması bekleniyor. Artı 1 veya artı 2 almasını ben öngörüyorum. Tabii ne olur bilemiyorum. Bu arada bunlar tamamen benim kendi görüşlerim arkadaşlar. Herhangi bir forumdan falan almadım. Tamamen benim kendi görüşlerim. Bir sonraki isim arkadaşlar Musa Sow. Abi bu adam hani gerçekten arkadaşlar çok klas, yetenekli ve benim çok sevdiğim futbolculardan bir tanesi. Çok her takımdan bu adama herkes saygı duyuyordur diye düşünüyorum. Ben normalde Galatasaraylıyım ama saygı duyuyorum arkadaşlar. Yani saygı duyulması gereken topçuya saygı duyacaksın ki saygısız kendini düzelsin. Şimdi Sow arkadaşlar oyunda 79 başladı. 83'lük bir tane position changing form çıkardı ve 85'lik man of the match kart çıkardı. Bu man of the match arkadaşlar bakın çok tarafsız söylüyorum. Bütün pro player'lar, FIFA pro player'lar işte bu FUT Champions'da 40'da 40 çekenler falan. Herkes oyunun en iyi santrafor dedi arkadaşlar. Ben bunu açık söyleyeyim size. Şu anda markette 320 bine gidiyor. 320 bine gitme sebebinin birkaç tane sebebi var. Bir, YouTuber'ların çok övmüş olması. İki, Man of the Match'in çıktığı günün çok sakat bir gün olması. Ve Team of the Week kötü olduğu için insanların paket açmamasıydı geçen hafta pazartesi. Yani bu pazartesi. O yüzden markette hem az var hem de EA bunun price range'ini 120K'dan 250'ye çıkardı. 250'den 500'e çıkardı şu anda. Sow takır takır satıyor. 17 maçta 9 gol, 2 asisti var Süper Lig'de arkadaşlar ve Avrupa'da da 5 maçta 2 gol, 1 asisti var arkadaşlar. Hemen bakıp da söyledim. Ben bu ekrana yazdığım Süper Lig rating şeyleri, istatistikleri ve Avrupa'da attığı gol United'a inanılmaz bir gol arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz o golü. Tekrardan göz önünde olan bir maç ve gündeme oturan bir gol olduğu için Sow'un da upgrade alması da çok önemli bir etken olacağını düşünüyorum o golün ve Sow'un artı 2 upgrade alıp 81 rating olacağını düşünüyorum. Bir sonraki isim arkadaşlar Martin Skrtel. Bu da arkadaşlar hani aslında şöyle söyleyeyim size. Bu da biliyorsunuz bu sene Premier Lig'den geldi. Güzel, çok iyi de bir defans. Böyle çok hani oyunsal olarak belki çok insanların dikkatini çekmese de mesela bir geçen seneki Simon Kea gibi dikkatini çekmese de iyi bir defans. Hani bu sene Simon Kea gibi dikkat çekmemesinin bir sebebi de arkadaşlar Kea ile yan yana oynaması. Geçen sene bütün defansif yük Simon Kea'nın üstündeyken bu sene Martin ve Kea güzel bir ikili oldular ve birbirlerinin açıklarını kapattıkları için ikisi de uyumlu bir şekilde oynuyorlar. EA de gerçekten Martin'i sevdiği için arkadaşlar yani gerçekten geçen hafta nasıl yani bu hafta nasıl informu çıktı benim aklım almıyor ama EA demek ki bir şey görüyor. EA 2 tane inform çıkardığına göre artı 1 veya artı 2 upgrade alarak kendisini 83 veya 84 ratinge çıkaracağını düşünüyorum. Bir sonraki isim arkadaşlar Galatasaray'dan Buruma. 17 maç 5 gol 5 asist arkadaşlar. Ziraat Kupası'nda bir tane asisti var ama onu yazmadım buraya. Artı 2 veya artı 3 rating almasını ben bekliyorum. Oyunsal olarak gerçekten tıpkı Lens gibi Galatasaray'dan çıkardığınız zaman oyunun hızı neredeyse eksi 10 pace'e kadar düşüren bir adam, çok önemli bir etken arkadaşlar. O yüzden Buruma'sız Galatasaray gerçekten oynayamıyor. Hatta deplasmanların çoğunu falan bile Buruma'yla kurtarıyoruz. Yani direkt adama L1 üçgeni salıyor abi bizim takım. Adam içeriye kat ediyor, pas atıyor, sekiyor, mekiyor, gol oluyor. Patladı gitti oluyor. O yüzden dediğim gibi Buruma çok önemli bir etken. Çok da güzel oynadı. Sociedad'da kendini iyi geliştirmiş. Sezonu iyi başladı. Öyle devam etti. Ve artı 2 veya artı 3 upgrade alması bekleniyor. Bir sonraki isim Ricardo Quaresma. Bu hafta informu gelmemesi herkesi şaşırttı arkadaşlar. Ancak Quaresma bu sene 25 maçta 5 gol 10 asist yaptı. Ve bu 5 golün 4'ü Şampiyonlar Ligi'nde arkadaşlar. Evet. Ve 5 gol 10 asist yani bir kanat oyuncusuna göre inanılmaz bir istatistik arkadaşlar. Ricardo Quaresma bir tane inform var oyunda, 85 rating. Bu hafta informu çıkmadı, beni birazcık şaşırttı. Ama Şampiyonlar Ligi'ndeki o 3 seviye performansı gerçekten arkadaşlar mükemmeldi. Ve ben Ricardo Quaresma'nın artı 1 upgrade alarak 84 ratinge çıkacağını düşünmekteyim arkadaşlar. Bir sonraki isme geçiyoruz. Yasin Öztekin diyeceksiniz ki abi ne alaka falan. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani tamamen istatistiksel olarak adamlar bakacağı için Yasin'in de 22 maçta 9 gol 3 asist olduğu için ve bir tane de informu çıktığı için ben Yasin'in artı bir upgrade alıp 75 rating non-rear bir gold card olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü istatistikleri gerçekten iyi. Bir sonraki isim arkadaşlar Başakşehir'den Cengiz. Adam
90'li doğumlu abi. Adam benle eşit. 23 maçta 4 gol 5 asist ama bu adam abi o kadar iyi bir futbolcu ki arkadaşlar. Mesela geçen hafta Fenerbahçe maçını hatırlayın. Uzaktan böyle akıl dolu bir şut çekti. Volkan çıkardı. Keza Galatasaray derbisinde çok iyi top taşıyıp gol attırmıştı. Beşiktaş derbisinde gol atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Cengiz Ünder 90'lı doğumlu bayağı iyi bir futbolcu arkadaşlar. Çoğunuz da zaten takip ediyorsunuzdur. Birkaç sene içerisinde veya bu yazın bile olabilir. Büyük bir takımın alması gereken bir futbolcu diyebilirim sizlere arkadaşlar. Cengiz Ünder bu arada yazın izleyin arkadaşlar. Adamı gerçekten bir izleyin bilmem. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz varsa inanılmaz iyi bir futbolcu. Kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. 10. adama geçtik. Umar Aminu arkadaşlar. Bu sene Osmanlı inanılmaz bir kalkış yani yaptı. Öyle söyleyeyim size. Adamlar Avrupa Ligi'nde Villarreal'i deplasmanına yendi arkadaşlar. Bakın bu çok büyük bir olay. Ben iddia ediyorum Galatasaray, Fener, Beşiktaş karma yapsın çıksın. Yine de zor yener. Hatta yenemeye de bilir yani. Çünkü zor bir şey abi yani. Villarreal iyi bir takım ve Osmanlı onları deplasmanda yendi ve o gruptan çıktı ve kaçıncı ön elemeden yani oraya gelene kadar kaç kişiyi eledi. İnanılmaz bir performans geldi bu sene Osmanlı Spor tarafından. Burada da en göze çarpan isimlerden bir tanesi arkadaşlar Umar Aminu. Ndiaye de çok iyi ama Ndiaye'nin kartı zaten iyi olduğu için oyunda pek upgrade alacağını düşünmüyorum ama Umar'ın arkadaşlar 75 rating non-rare veya rare bir gold kartının olacağını düşünüyorum. Gerçekten iyi oynuyor. 29 maç oynamış, istikrarlı bir futbolcu. 6 gol 4 asist yapmış arkadaşlar istatistiksel olarak. Bu da gerçekten çok iyi bir istatistik. EA'de zaten büyük ihtimal bunu fark eder ve yükseltir. Bir sonraki isim arkadaşlar Serdar Gürler. 21 maç 10 gol 4 asist. Serdar Gürler de arkadaşlar bu sene Gençler Birliği'nde yükseliş yapan arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden, abilerimizden bir tanesi. Arkadaşlar bakın, informunda aldığı upgrade şut olarak artı 12, pas olarak artı 7, fizik olarak artı 8, dribbling olarak artı 7, defans olarak artı 4. İnanılmaz bir upgrade almış zaten adam Silver informunda. Ben Serdar'ın kesinlikle upgrade alacağını düşünüyorum arkadaşlar. 21 maç 10 gol 4 asist. Abi Anadolu takımında oynuyorsun. 21 maçta 10 gol 4 asist yapıyorsun. Hadi bunu da geçtim. Mükemmel bir inform çıkartıyorsun. Ben 75 rating non-rare bir gold card olacağını düşünüyorum Serdar Gürler'in. Güzel bir sezon geçiriyor ve bunu yapacağını ben düşünüyorum. Geldik arkadaşlar Başakşehir'e. Edin Vişya 21 maç 8 gol 6 asist. Arkadaşlar bu adam da İnanılmaz süratli bir adam. Zaten gerçekte izliyorsunuz biliyorsunuz. Çok süratli bir adam. Birazcık bitirişinde biraz sıkıntı var. Böyle hep sürekli kalecinin üstüne falan vuruyor. Ama adam eksiltmesi, topla driblingi, top tutması ve yani inanılmaz hızı ile herkesin gözüne çarpmıştır. 21 maçta 8 gol 6 asist Edin Vişya. Çok güzel ve iyi bir performans gösterdi arkadaşlar. Bu sene ben Edin Vişya'nın da artı 2 veya artı 1 upgrade alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada Cengiz için upgrade'ini söylemedik. Çünkü Cengiz için bir upgrade sayısı bilmiyorum. Umarım EA'de onu artı 3 falan arttırır arkadaşlar. Dediğim gibi Süper Lig'de maalesef böyle keşke her iyi oynayan oyuncunun ratingi yükselse ama adamlar maalesef Süper Lig'i takmadığı için tamamen tek odakları ilk 5'lik olduğu için o yüzden ben gerçekten diğer futbolcuların upgrade alacağını düşünmüyorum. Hani elbet ki alan olur. Mesela benim burada gösterdiğim dışında 5-10 tane daha elbet ki alan olur. Ama bunlar en göz önünde olanlar arkadaşlar. İstediğiniz videoyu hazırladım. İstatistiklerle birlikte sizlere sundum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Geçen videomuzda 1000 beğeni vardı. Bu videoda da sizlerden 1000 beğeni bekliyorum arkadaşlar. Ve yarınki videoda dünyada bir iki gerçekleştireceğiz olduğumuz coins kasma taktiğinin ayrıntılarını, kartları ne zaman koyacağımızı size yarınki videoda söyleyeceğim. Bunun dışında canlı yayınları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Haydi bakalım 1000 beğeni geçelim ve yarınki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.